Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Arkadaşlar, kısa bir aradan sonra tekrar derslerimize devam ediyoruz. İki diyalogla, iki karşılıklı konuşmayla 49. dersimizi yapacağız bugün. Esselamu aleykum konusu bu birinci diyaloğun. İkincisi de هذا صديقي. Bu benim arkadaşım. İkinci diyaloğun, ikinci konuşmanın başlığı. Önce bir okuyalım bir. Esselamu aleykum. Aleykumusselam. Ehlen ve sehlen. Mesmuke? İsmi Ferid. Ve ente? مسمك اسمي نبيل من أين أنت؟ أنا من مصر ومن أين أنت؟ أنا من العراق تشرفت ikinci diyalog هذا صديقي başlık من هذا؟ هذا صديقي. ما اسمه؟ اسمه ثابت. هو مهندس. مرحبا يا ثابت. كيف الحال؟ مرحبا بك. أنا بخير. شكرا. فرصة سعيدة. Fırsatun saide. Evet, birinci diyalogda konuşma Nebil ile Ferid arasında geçiyor. Esselamu aleykum, selam olsun sana şeklinde bunu geçen derse dedik, tercüme etmeyeceğiz artık. Esselamu aleykum ve aleykum selam deyip birbirini selamlıyorlar. Ehlen ve sehlen. Bu ehlen ve sehlen hoş geldin olaraktan bunu tercüme edebiliriz. Yani bu hoş geldin demektir. Karşılayıp, selamlayıp hoş geldin manasında. Ehlen ve sehlen diyor Ferit Nebi'yle. Mesmuke. Me nedir? İsmuke senin ismin. Me ismuke. Yani mesmuke, senin ismin nedir? Burada vasıl hemzesi olduğu için şu ismun kelimesinin elifi burada me ismuke değil mesmuke diyoruz. Mesmuke ismin nedir? İsmi benim ismim Ferid. Ferit. Ve ente ve sen me ismuke. Yani ve senin ismin ne? Ma ismuke ismin ne? Ve ente ve sen ma ismuke senin ismin ne? Ve ente mesmuke ve senin ismin nedir? İsmi benim ismim Nebil. Nebil'dir. İsmi Nebil. Benim ismim Nebil. Min eyne nereden? Min eyne nereden? Ente sen. Min eyne nereden? Ente sen. Sen neredensin? Ene ben. Min Mısır. Ben Mısır'danım. Ene min Mısır. Ben Mısır'danım. Ve min eyne ve sen nereden? Ve nereden? Ente sen. Ve min eyne ente ve sen neredensin? Ana ben minel Irak. Ben Irak'tanım. Teşerraftu şereflendim. Teşerraftu şereflendim. Bunlar mezit fiiller. İleride bunlara dil bilgisi kaideler olarak bunlara geleceğiz. Bunu şu anda bu şekilde pardon. öğrenmemiz kafidir. Teşerraftu, şereflendim.
tanıştığımıza memnun oldum manasında. Ene minel Irak, ben Irak'tanım, teşerraftu, şereflendim, memnun oldum manasında teşerraftu, şereflendim diyoruz. Esselamu aleykum, aleykumusselam, ehlen ve sehlen, hoş geldin. Mesmuke, ismin nedir? İsmi Ferit, benim ismim Ferit. Ve ente mesmuke, ve senin ismin nedir? İsmi Nebil, benim ismim Nebil. Min eyne ente, sen neredensin? Ene min Mısır, ben Mısır'danım. Ve min eyne ente, ve sen neredensin? Ene minel Irak, ben Irak'tanım. Teşerraftu, memnun oldum, şereflendim, şerefyab oldum şeklinde. Evet, tekrar. Esselamu aleykum, aleykumusselam, ehlen ve sehlen, hoş geldin. Mesmuke, ismin nedir? İsmi Ferit, benim ismim Ferit. Ve ente mesmuke, ve senin ismin nedir? İsmi Nebil, benim ismim Nebil. Min eyne ente, sen neredensin? Ene min Mısır, ben Mısır'danım. Ve min eyne ente, ve sen neredensin? Ene minel Irak, ben Irak'tanım. Teşerraftu, memnun oldum, şereflendim. Evet. İkinci diyaloğa bakıyoruz. Burada da Sami ve İbrahim arasında geçen bir konuşma. Konu, daha doğrusu başlık, Heve sadiki, bu benim arkadaşım. Men heve, men kim? Heve bu. Bu kimdir? Men heve, bu kimdir? Heve bu, sadiki, benim arkadaşımdır. Bu benim arkadaşım. Heve bu, sadiki, benim arkadaşım. Mesmuhu, me ismuhu, onun ismi. Me nedir? İsmuhu, onun ismi. Yani mesmuhu, onun ismi ne? İsmuhu, onun ismi sabit. Sabit. Onun ismi sabit. Huve mühendis. Huve o mühendis. Mühendis. O bir mühendistir. Merhaben ya sabit. Merhaba ey sabit. Merhaben ya sabit. Merhaben, merhaba, ya sabit, ey sabit. Keyfe, nasıl? El hal, durum, hal, vaziyet. Keyfel hal, hal, durum, vaziyet, nasıl? Yani nasılsın manasında. Keyfel hal, hal, vaziyet, durum, nasıl? Merhaben bike, merhaba sana. Bike, sana, merhaben bike. Karşılık olarak sana, sana da merhaba veya merhaba sana şeklinde bir mana. Merhaben, ama buna merhaba da diyebiliriz. Merhaba, karşılıklı merhabalaşaraktan merhaben bike, sana merhaba. Ene bi hayır, ben iyiyim. Şükran, teşekkürler, teşekkür ederim. Fursatun, saidatun. Fırsat, iyi bir fırsat, mutlu bir fırsat. Yani fursatun saide, yine burada memnun oldum manasında aslında, tanışmamız iyi oldu manasında, iyi bir fırsat oldu. Saide, mutlu, iyi, faydalı bir tanışma oldu manasında. Fursatun sa'ide, fursatun sa'ide
İkisi birbirine diyorlar. Yani bu iyi bir fırsat, tanışmamız için iyi bir fırsat. Fursatun saîdetun, ama biz bunu burada memnun oldum şeklinde de kabul edelim ve bu şekilde bunu burada anlayalım. Fursatun saîdetun, fursatun saîdetun. Evet, tekrar okuyoruz. Hâzâ sadîkî, bu benim arkadaşım. Men hâzâ, bu kim? Hâzâ sadîkî, bu benim arkadaşım. Mesmuhu, onun adı ne? İsmuhu sabit, onun adı sabit. Huve mühendis, o mühendis. Merhaban ya sabit, merhaba ey sabit. Keyfel hal, hal durum nasıl? Merhaban bike, merhaba sana. Ene bi hayır, ben iyiyim. Şükran, teşekkür ederim. Fursatun sa'ide, iyi bir fırsat, memnun oldum. Fursatun sa'ide, iyi bir fırsat, memnun oldum. Tekrar, hâzâ sadîkî, bu benim arkadaşım. Men hâzâ, bu kim? Hâzâ sadîkî, bu benim arkadaşım. Mesmuhu, onun ismi ne? İsmuhu sabit, onun adı ismi sabit. Huve mühendis, o bir mühendis. Merhaben ya sabit, merhaba ey sabit. Keyfel hal, nasılsın? Hal nasıl, durum nasıl? Merhaben bike, merhaba sana. Ana bi hayır, ben iyiyim. Şükran, teşekkür ederim. Fursatun sa'ide, mutlu bir, iyi bir fırsat. Fursatun sa'ide, iyi bir fırsat, yani memnun oldum. Aslında burada baştan demiştik Sami ile İbrahim arasında geçiyor da burada Sabit de var. Yani iki kişi konuşuyorlar, üçüncü kişiden bahsediyor birisi ve o da diyaloğun içerisine giriyor ondan sonra. Evet, Sami, İbrahim ve Sabit arasında geçen bir konuşma. Evet, şimdi tekrar okuyoruz ve bunları anlamaya çalışıyoruz yavaş yavaş. Ve dediğim gibi her derste de söylüyorum, bunlar tekrar edile edile aşinalık kazanır. O açıdan ilk birinci dinlemede, ikinci dinlemede, hatta üçüncü, dördüncü, beşinci dinlemede tam net anlaşılmıyorsa bile yani aslında yavaş bir şekilde kendiniz okuduğunuzda bunu anladığınızda hızlı bir şekilde okunurken anlaşılmıyorsa bu kulak tekrar defalarca bunu duymadığı için böyle her duyduğunda bir kelimeyi ona aşinalığı ya da ona yatkınlığı ya da anlaması daha da kolaylaşacağı için çok çok tekrar edilen kelimeler artık ilk duyduğumuz anda hemen bizde bir yankı yapıyordur. Mesela burada ene dediğimizde artık kimse bunu Türkçe tercüme etmeye kalkmaz. Ene, yani ene bir şekilde ben olaraktan zaten hemen algılanır duyduğumuzda. Çünkü çok tekrar her derste ene geldiği için, ente geldiği için, buna benzer kelimeler geldiği için her kelime için bu geçerli. Cümleler de aynı kelimelerden olduğu için cümlenin içindeki kelimeleri ne kadar çok tekrar edersek o kadar anlamamız daha da kolaylaşır. Evet, tekrar edelim birkaç kere ve ardından dersimizi bitirelim. Esselamu aleykum. Esselamu aleykum.
Aleykümselam. Ehlen ve sehlen. Mesmuke? İsmi Ferid. Ve ente mesmuke? İsmi Nebil. Min eyne ente? Ana min Mısır. Ve min eyne ente? Ana minel Irak. Teşerraftu. هذا صديقي. من هذا؟ هذا صديقي. ما اسمه؟ اسمه ثابت. هو مهندس. مرحبا يا ثابت. كيف الحال؟ مرحبا بك. أنا بخير. شكرا. فرصة سعيدة. فرصة سعيدة. Evet, tekrar ediyoruz. Esselamu aleykum. Aleykumusselam. Ehlen ve sehlen. Ma ismuka? İsmi Ferid. وأنت ما اسمك؟ اسمي نبيل. من أين أنت؟ أنا من مصر. ومن أين أنت؟ أنا من العراق. تشرفت. هذا صديقي. من هذا؟ هذا صديقي. ما اسمه؟ اسمه ثابت. هو مهندس. مرحبا يا ثابت. كيف الحال؟ مرحبا بك. أنا بخير. شكرا. فرصة سعيدة. فرصة سعيدة. Evet arkadaşlar, son bir kez daha tekrar ediyoruz. Esselamu aleykum, aleykumusselam, ehlen ve sehlen. Mesmuka ismi Ferid, ve ente mesmuka ismi Nabil. Min ayna ente? Ana min Mısır. Ve min ayna ente? Ana min el Irak. Teşerraftu. Hâza sadiki. Men hâza? Hâza sadiki. Mesmuhu ismuhu Thabit. Huve mühendis. Merhaban ya Thabit. Keyfel hal? Merhaban bike. Ana bihayr şükran. Fırsatun saide, fırsatun saide. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Burada dersimizi bitiriyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fi emanillahi ve ma'as selame.